Katiller bulunsun, Roboski bir daha asla. 12 yıl, 148 ay, 644 hafta, 4505 gün. Bu sayılar katliamı yapanların Ankara dehlizlerinde kaybedilmeye çalışıldığı bir katliamın ve cezasızlığın üzerinden bugüne kadar geçen zamandır. Roboski katliamı halkların yaşamı içi sayılarak siyasilerce çizilmiş sınırda akrabalarıyla alışverişle geçimini sağlayan insanlarımızın yaşam hakkını ellerinden alan bir vicdansızlık ve devlet dersinde bir katliamdır. Sınırlara, savaşa, açlığa karşı çıkmanın, demokratik ve barış içinde bir arada yaşamın yolu Roboski için adalettir. Roboski katliamı savaşın da barışın da sembolüdür. Toplumun vicdanı olan adaleti sağlamayanlar, insanlık tarihinin kirli sayfalarında yüzyıllarca anılacaklardır. Yaşama hakkı insanın doğuştan gelen en temel hakkıdır. Devlet bu yaşam hakkını korumak bir yana, yaşam hakkını yok eden mekanizmaların içinde olanları yargılamadı, suçluları yargının önüne dahi çıkarmadı. 1915 tehcirinden bugüne devlet ve katliamlara baktığımızda cezasızlık, hukukun yanından dolaşılan bir adaletsizlik yaklaşımıyla karşılaşıyoruz. Ama eli kanlı olanlar kim? Net ve belirgin. Dün Roboski'de, Halepçe'de, bugün Gazze'de yaşanan aynı katliamlar. Barış diyen 8 milyar dünya insanı, kendini bilmez 3-5 yönetenin, halkın emeğini çalıp kapitali elinde tutanların savaşlarında katlediliyor. Mikrofonlarda soykırımdan söz edenler, 1915'ten Dersim'e, Madımak ve Gazi'den Roboski'ye, 33 kurşuna, devrimcilerin idamından darbelere, suikastlerden Kürt illerindeki katliamlara, kendi katliamlarına suspus, yeni savaşlara yelken açma derdinde. Savaş, ekonomik ve doğal kaynakların paylaşımıdır, unutulmasın. Gazetecilerimiz her gün baskı ve gözaltı kıskacında doğru bilginin peşinde, deprem yaşamış insanlarımız unutuldu ve barınma hakları tehdit altında, hapishanelerde ihlaller dün de bugün de sürüyor, kadınlar her gün öldürülmeye devam ediyor, çocuklar ve tüm halk yarattığınız kriz altında aç, LGBT+ bireylere tehditler çok yönlü sürmeye devam ediyor, savaştan kaçan mülteciler kuşatmada, nefret, ırkçılık ve muhalife baskı her alanda sürüyor. Açlık ülkeyi sarmış, bir avuç burjuva işçileri, emekçileri sömürüyor. Siz savaş peşinde. Roboski ve tüm katliamların ardından gelişen adaletsizliği ve cezasızlığı değiştirmenin yolu, bir araya gelip mücadele ederek, unutturmayarak, halklar için kurgulanmış demokratik, eşitlikçi ve insancı bir sistemi inşa ederek mümkün. Silaha, savaşa, ranta, yatırım ve iktidarını yaşatmak dışında yönetemeyenler, halkına karşı asla sosyal devlet değil. Roboski katliamı bugün yaşadığımız faşist baskıcı politikalarında bir başlangıç eşiğidir. 31 Mart halkın faşizmi geriletmesinde bir ilk adım olabilir. Roboski'ye adalet gelmeden Türkiye'ye adalet gelmeyecektir. Roboski devletin ve iktidarın sınavı, bu toprakların utancı, kanayan yarası ve adalet arayışıdır. Bu topraklarda barış ve adaletin yolu mutlaka ve önce Roboski'den geçecektir. Roboski katliamının sorumlularının açığa çıkarılması, yargılanması ve gereken cezalara çarptırılması tüm yaşam hakkı ihlalleri için hayati önemlidir. Unutmadık, unutmayacağız, unutturmayacağız. Adalet, adaletsizliğin olduğu yerden yükselir. Katiller bulunsun, Roboski bir daha asla diyoruz. Roboski için adalet girişimi.